Hatay Büyükşehir Belediyesi bilinçli spor ve beslenme etkinliği ile diyetisyen Asaf Anıl Cengiz'i Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi'nde vatandaşlarla buluşturdu. Bilinçli spor ve beslenme üzerine yapılan seminerde sporda doğru bilinen yanlışlar, diyette doğru bilinen yanlışlar, nasıl beslenmeliyim, neden spor yapmalıyım konuları üzerine hayatımızı kolaylaştıracak pratik bilgiler anlatıldı. Konuşalım, herkes rahat olsun. Şimdi şöyle bir yol izleyeceğiz. Önce ben size basit bir sunum yapacağım. Genel hatlarda obezliğe spor arasındaki ilişkiden bahsedeceğim. Spor yapıyoruz ama ne kadar bilinçli yapıyoruz? Beslenmemize ne kadar dikkat etmeliyiz? Sporla beslenme arasındaki bağ nedir? Sadece spor yaparak kilo verebilir miyiz? Beslenmede doğru bildiğimiz yanlışlar, spor yaparken doğru bildiğimiz yanlışlar. Bunların hepsine değineceğim. %25 civarında diyelim. %25-30 civarında yağ kütlesi her insanda bulunur. Bu normal bir şeydir. Yağsız insan yoktur. Zaten yaşamını sürdüremez. Ama bunun değerinin çok yükselmesi obezite demektir. Şurada gördüğünüz gibi. Geçelim slaytımıza. Obeziteyi nasıl tanımlayabiliriz? Bunu nasıl tespit edebiliriz? Ondan biraz bahsedeyim. Çevrenizdekiler 30 ya da 35. Baktığınız zaman çıkan değer, herkes kendi boyuna göre hesaplar. 1.60 boyundaki bir insan 1.60 hesaplar. İşte 80 kilosu böler. Çıkan sonuç 25 mi, 27 mi, 35 mi, 40 mı şeklinde. Açıklaması şudur, 20-25 arasında bir değer çıkarsa normal. Boyunuza göre kilonuz normal değerde, 25 üzerinde ise şişman. 30'a kadar, 30'un üzeri obezdir. Ve bir takım hastalıkların habercisidir, onu size söyleyeyim. Obezler, yüksek yağ oranına sahip kişiler için ne tür risk faktörleri vardır? Yani hani böyle benim işte 3 kilom var, 5 kilom var, 10 kilom var diyorsunuz da ya bu sadece bir estetik bir kaygı olmamak, hücre yapılarının bozulması dahi, bunun haricinde ruhsal sorunlar, psikolojik bunalımlar, özgüven eksiklikleri hepsine sebep olabilir ilerleyen dönemlerde. Yani şu an bir rahatsızlığınız olmaması kilonuzu önemsemeyeceğiniz anlamına gelmez lütfen. Siz değil de çevrenizde bir insan varsa, işte eşiniz, dostunuz, akrabanız, eğer dikkatinizi çekecek derecede bir yağ oranı yüksekse... Niye demek ki? Tansiyon geçiyorlar ya, belki de tansiyon yükseliyor olabilir. Ya tansiyon problemi var mı? Düşük tansiyon. Düşük tansiyon. Sodayı da söyleyeyim hocam. Evet, soda. Sadece soda içmenizde bir sakınca yok. Mineral kaynağıdır. Sodayla maden suyu farklı şeyler. Mineralli su demek. Dikkat edin. Mineralli su faydalı. Kaç soda içmek ne var? Kaç tane istersin? Kaç tane istersin? Tansiyon problemi olanların çok fazla soda içiyoruz. Tansiyon tansiyonları yükselir. Evde koşu bandında yapılan yürüyüş de yeterli bir sağlık için. Yoksa illa dışarıda da gidemek. Bahanesi olmaz. Dışarıda yaptım, içeride yaptım, salona gidemedim. Bahane bulmayın. Yapacağız. Her türlüsü kâdım. Sodadan bahsetmiştik. Sodada tekrar söylüyorum. Limonlu soda içmeyin. Limonlu soda, elmalı soda, meyveli soda içmeyin. Bunların koladan, gazozdan bir farkı yok. Etkinliğe HATSU Genel Müdürü Mehmet Çapar Ali ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi Yöneticisi Özden Mısırlıoğlu ve hemşehrilerimiz katıldı. Diyetisyen Asaf Anıl Cengiz, asla aç kalmayın, yeterince su için, kilo vermeyi gözünüzde büyütmeyin, kilonun en büyük düşmanının şeker olduğunu, sağlıklı bir beslenme için diyetin önemine dikkat çektiği sunumu ilgiyle izlendi. Yoğun ilgi gösterilen etkinliğin sonu sohbet havasında soru-cevap şeklinde geçti. Kendi yaşadıkları problemlerin çözümü noktasında faydalı bilgiler alan vatandaşlar, etkinliği düzenleyen Hatay Büyükşehir Belediyesi personellerine ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi'ni memleketimize kazandıran Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş'a teşekkür ettiler. Beslenmede doğru bildiğimiz yanlışlar, spor yaparken doğru bildiğimiz...